1966'da kırılmış olan kırığa yakın bir alanda 18 Ağustos depremleri oldu. 2024 tarihinde Bingöl'de, AFAD'ın Karlova'da, Kandilli'nin ise Muş'un kuzeyinde lokasyon verdiği, merkez üssünü belirttiği 4.2 veya 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şimdi Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz. Depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bunu tabii büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok fazla başka üniversiteden hocalarımızla çalışıyoruz. Şimdi Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen 4 büyüklüğünde depremler oluyor. Daha küçük depremler de var. Bunlar tabii 2023 depremlerinden sonra insanların tabii ki hassasiyeti arttı. Bu yüzden de takip altında. Şimdi Bingöl tabii herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman ve söylediğimiz gibi ve insanların da çokça hakim olduğu gibi Yedisu fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2 veya 7.4'lük bir deprem. Bu Kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Kuzey Anadolu fayı denilen halk arasında o fayın üzerinde olabilecek bir deprem bekliyoruz. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi. Bu depremin zamanı geçti. Her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'de, Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen Doğu Anadolu fay zonunun kolları var. Burada da yine maalesef deprem bekliyoruz. Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası işte kabaca Ilıcalarla, Bingöl'ün Ilıcalar mevkiiyle Palu civarı veya Hazar Gölü'ne doğru olan alan denebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında da Bingöl çevresinde bu büyük fay zonları nedeniyle oluşmuş bazı başka faylar var. 18 Ağustos'ta olan depremlerin oluştuğu bölge 3 fay zonunun yani Varto fayının, Kuzey Anadolu fay zonunun ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölge. Tam bir Karlova üçlü eklemi dediğimiz bölgede gerçekleşti. Bu üçlü eklemde depremler olmasını bekliyoruz biz. Şöyle ki literatürde bazı çalışmalar Karlova tarafında deprem olmayacağını söylüyor olsa da Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası. Biliyorsunuz Türkiye 2023'te Kahramanmaraş'ta peş peşe 7.8 ve 7.6'lık iki depremi bir gün 24 saat içerisinde yaşadı. Böyle bir şey burada olur olmaz demek istemiyorum ama bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurarak hazırlanmamız gerekiyor. Bu hazırlık nasıl olur? Öncelikle zeminimizi, mühendislik özelliklerini çok iyi tanımlamış olmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimiz çalışmalara biz mikro bölgeleme çalışmaları diyoruz. Bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz Bingöl'de bir süredir böyle bir çalışmayı TÜBİTAK desteğiyle yürütüyoruz. Bunun dışında da bazı çabalar olduğunu biliyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bazı çalışmalar olduğunu biliyorum. Bu çalışmaların yüksek kalitede yapılması gerekiyor ve bu yüksek kalitede yapılan çalışmaların sonuçlarının da imar planlarına ve yeni şehircilik planlarına yansıması gerekiyor. Bunun yanında bina risk çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yani olası depremlerde hangi binaların yıkılabileceği önceden tespit edilmeli.